Eto'o iyi oyuncu tabii. Dün de görüldü. Ben de çok beğendim. Evet, ben de beğendim. Mutlaka ligde yani fark getirecek, olumlu işler de yapacağını düşünüyorum. Hocam, ben belirli özellikleriyle Seri'nin biraz da önünde buldum oyuncuyu fizik olarak. Siz nasıl değerlendirdiniz? Daha dinamik. Seri'den farklı oyuncu profili bir kere. Tabii işte farklı oyuncu profili ama sanki Galatasaray'ın aradığı tip biraz daha acaba Eto'o muydu? Yani bir de tabii Galatasaray özellikle ciddi anlamda bir muaş yükü var. Yani tabii içerideki oyunculara. Evet. Yani Eto'o'dan farklı oyuncular da bulabilirdi ama Eto'o'da özellikle orta sahaya dinamizm getirecek. Tabii ki Seri başka bir oyuncuydu. O pas trafiğini sağlayan, özellikle o 10 maçta 26 puan aldığı dönemde, pandemi dönemi öncesinde, hatta 2 maçta pandemi sonra da oynadılar. Sivas ve arkasından içeride Beşiktaş'la oynadılar 0-0'lık maçı. Evet. Yani o 10 maçlık mesela yakalanan o olumlu performansta Seri'nin çok büyük emeği vardı. Yani 6 numara savunmanın önünde farklı bir oyuncu oynadı. Hep biz böyle daha dinamik, orada daha defansif 6 numaraları Türkiye'de görmeye alışığız. Ama daha böyle pas bağlantısı yapan bir Seri vardı. Evet. Hatta bunu Şenol Güneş takımlarında biz görürüz. Çok enteresan. Bak, Şenol Güneş takımlarına şöyle bir bak. Trabzonspor'da Kolman, Selçuk. Bursaspor'da Belushi, Ozan. Şimdi Beşiktaş'ta en iyi zaman Atiba, Oğuzhan. Yani o daha çok orada Sosa kesen da değil. Değil mi? Hayır, önde oynuyordu. Ben ikili. Yani savunmanın önünde oynayan ikili Mehmet. Söylemek anlamında. Hayır, Şenol Hoca döneminde Sosa da aynı pozisyonda oynuyordu yanılmıyorsam. Savunmanın önünde. Hayır, o Oğuzhan'la Atiba'nın önünde oynuyordu. Mesela Mario Gomez'in arkasında oynuyordu daha genelde. Veli Değir geldiğinde oynuyordu. Veli Kavlak, Ozan, gerçi sakatlık dönemi de vardı. Ama esas yani performans veren oyuncular Atiba ile Oğuzhan, önlerinde de Sosa oynuyordu. O anlamda yani Türkiye'de hep biz alışığız. 6 numara daha defansif geçsin, oynamasın. Şimdi Avrupa farklı oyunlara evrilmeye başladı. Biz daha yeni böyle işte. Seri mesela geçen sene bakıyorsun daha defansif bir oyuncu ama top sendeyse yalnız futbolda ucumdan bahsetmez, savunmadan da bahsedersin. Bu anlamda geçen sene Seri'nin olumlu bir performansı vardı. Zaten Galatasaray almak da istedi. Olmadı. Yani onun için yani farklı özellikle iki oyuncudan bahsediyoruz. Eto'o'da oraya dinamizm getirecek, koşacak, mücadele edecek, öne doğru giden bir oyuncu. Bence olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum ben Galatasaray adına. Harzuk Split maçında da iyi bir görüntü çizdi. Tabii. Fizik olarak hazır olduğunu anladık. Daha iyi noktaya gelecek tabii oyuncunun. Bir sonrasını hayal ettirdi oyuncu oyunuyla ama Hajduk Split maçını çıkış noktası olarak kabul etmek lazım mı Mehmet Ayhan sizce derbi öncesinde? Ben dün akşam maçtaydım. Yoksa bambaşka bir maç mı olur? Ben dün akşam maçtaydım. Çıplak gözle bulma şansım şöyle oldu maçı. Zaten UEFA'nın kadrosu da hoca 4-1-4-1 gibi varmış ama Galatasaray'ın lig başından beri ortaya koyduğu organizasyon bence 4-1-4-1 değil. Yani Taylan'ın sağında Belhanda, solunda Emre. Dün akşam öyle değildi. Zaten orta sahadaki merkez ikili de ikisinin var olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Taylan da rahatladı. Eto'o da oynadı. Zaman zaman Seri'yi andırdı, doğru. Ama biz Seri klasını görmek için bir sert maçta attım Fenerbahçe, attım Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon türü sert bir maçta görmek lazım. Hajduk Split maça başladı hocam. Yaklaşık bir 10-15 dakika maçı direkt Hajduk Split aldı eline. Galatasaray sonra dengeyi sağladı ve ilk yarıda tıpkı Nefçi Bakü maçında olduğu gibi sağ taraftan Lines bindirmeleri neticesinde iki tane gol pozisyoncuğu yakaladı. İkinci yarıda selamun aleyküm dedi Cezayircesiyle Feghouli oyuna girdi. Belhanda. Hayır, Feghouli oyuna girdi. Feghouli oyuna girdi. Evet. Belhanda sahaya girdi. Evet. Dolayısıyla şak 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 Feghouli'nin liderliğinde maç oraya döndü. Yani senin kadar iyimser değilim. Çünkü o seviyede, o sertlikte, orta sahada bana bir Başakşehir maçı oyna. Bana bir Fenerbahçe oyna. Özellikleri kötü oyuncu tabii, değil. Tabii tabii. Hocam yani, alıp dönmesi güzel. Testini farklı maçlarda görmek gerek. Ona katılıyorum ama bir oyuncunun da özellikleri birçok şeyi belli eder saha içinde. Alıp dönen bir çocuk bir kere. Topla giden bir çocuk. Alıyor, dönüyor. O alıyor, dönüyor. En önemli orta saha. Şimdi daha iç içe giren, daha fazla futbolda işte pasın olduğu, ikili mücadelenin olduğu bir yerde. Alıyor, dönüyor dedin, çok önemli bir özellik. O kalabalık yerde, alanda, orta sahada alıp dönmesi bir oyuncunun sağa sola, yani topu öne taşıması önemli bir şey. O baskıdan kurtulması. Ve hocam yani iyi Selçuk'un biraz da sağını solunu dayayarak yaptığı işte o.
Yani şimdi bu çocuk alıyor dönüyor o anlamda. Ama yani seriyle şimdilik aynı kefeye koymayalım. Biraz bak, daha sert bir maç görelim. Başka yani özellikleri var. Ama burada onun da ne olacağını, yani Etobo'nun takımda kalıcı olup olmayacağını belirleyecek tek oyuncu Türkiye'nin konuştuğu Taylan. Eğer Taylan böyle devam ederse hocam ne hoca 4-3-3'ten vazgeçer ne Taylan'ı formayı bırakır. Devam edecek görünüyor çünkü dün maçtan sonra, söyledi ama orada benim temel konum Galatasaray'ın esas 11'i olan Fenerbahçe'ye de muhtemelen çıkacak olan merkez orta sahayı Taylan'ın şu anda adeta bir rejista gibi çok doğru organize etmesi. Arkasında iki tane büyük savunmacı ile oynuyor. Onun da büyük avantajı var ama Galatasaray'a büyük teklif gelir, Markao gider, bu dediklerimizin hepsini çöpe at. Bir de büyük teklif ne kadar? Bilmiyorum. Hayır, büyük teklif gelirse çöpe at diyorum. Hayır, ben bilgimi istihbaratmıyorum. Yok yok, şunun için söyledim. Hoca çünkü 15 milyondan çok daha fazlası eder dedi. Doğru, demek ki 16. Demek ki teklif var ama hoca dedi ki yani oyuncuya gelen teklifler. Bu arada bir kırmızı daha geldi değerli izleyiciler. Ha, kırmızı kart oldu zannettim ya. Beşiktaş'ta Abubakar'ın lisansı çıkıyor. Kamerunlu oyuncu Konyaspor deplasmanına götürülecek. Ayrıca Sercan Dikme bugünkü ikinci bağlantımız. Sercan, sözü hemen sana bırakalım. Mustafa Hocam çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Serdar Sarı da demek ki oyuncunun sağlık raporu pırıl pırıl oynayacak durumda o zaman. Ya tabii ki çok pırıl götürülüyorsa bu oyuncu sahaya atılacak mı? Ya çok pırıl pırıl bir sağlık raporu tabii ki yok. Yani bu seviyedeki oyuncuların Gökhan Tören'in sağlık raporu pırıl pırıl mı? Cenk Tosun Everton'dan değil kirala mi? Pırıl pırıl mı? Değil mi? Sakatlıkları var geçmiş dönem. Bir de ön çapraz bağı. Yani hiçbirini bunlar risk taşıyan ama sıfır risk diyebileceğiniz oyuncularda bile sakatlık oluyor mu? Çapraz bağlar kopuyor mu? Evet. Kopuyor. Yani buna baktığınızda eğer böylesine bir sıkıntısı varsa fiyat da ona göre belli oluyor. Pırıl pırılsa biraz daha fazla ödeyeceksin. Ama Konyaspor deplasmanına götürülmesine şaşırdım. Götürülür çünkü oyuncu idmanlı. Yani onda bir sıkıntı yok. Antrenman eksiği yok. Sadece yeni takıma geliyor ama bu yeni takımda kim var? Necip de oynadı mı? Oynadı. Oğuzhan'la oynadı mı? Oynadı. Atiba ile oynadı. Atiba. Başka da yok herhalde. Diğer oyuncular hepsi gitti galiba. Tabii. Ama çok fazla değişim var. Var. İnsan yani diyor ki yani şu transferler bittikten sonra kesin keşke Avrupa Kupası maçından önce olsaydı da en azından alternatifi olsaydı hocanın da. Diyorsunuz ister istemez ama bir şey söyleyeceğim yetişmedi sana. Şimdi hocanın alternatifi diyorsun da dünkü maçın kaybedilme nedeni işte Abubakar yoksa eğer dükkanı kapat git. Yani ben dün şöyle bir şey söyledim. Ben santrfor mevki için söyledim. Tekerlekli sandalyede olsa bile o maçı alırsın. Rio Ave'yi yenersin yani. Ama yenemedin abi. Yenemedin işte. Yani orada sebep sadece transfer olayı değil. İşte bir de yenemediğin zaman şöyle bir konuşmalar var yani. Mustafa sadece bunlara şahit oldum. Ya işte ligde zaten çok yani maç trafiği var bu sene. Ziraat Türkiye Kupası da var. Yani ligimize dönelim. Olmaz. Ya olur mu ya? Ya böyle bir düşünce olabilir mi? Yani az kaldı zaten. Dinamo Kiev'de mesela 2-1 yendi. Deplasmanda Genk'i. Şampiyonlar Ligi ön eleme. Az kaldı yani. Evet. Yani şampiyonumuz onun farkında değiliz. Playoff oynayacak. Playoff'ta geçemezse de zaten o işleri beceren bir ülke değiliz. Oradan böyle sezon başı hazırlığımız, oyuncuların antrenman geçmişleri, birlikte oyunlarına zaten sıkıntı var. Şampiyonlar Ligi'ne düşünebiliyor musun? Lig şampiyonluğu da para etmeyecek. Oradan büyük bir para girdisi var. Onu da alamayacaksın ve katılamayacaksın. İşler oraya gidiyor. Hala biz böyle. Yani ya olsun, ligde bu sene var ya 40 tane maç oynayacak takımlar. Ziraat Türkiye Kupası da var. İşte Avrupa'da olur, lige odaklansınlar. Hocam bunun suçlusu kim? Bunun birinci... Efendim? Başakşehir. Başakşehir yüzünden oldu her şey. Bakıyorsun medyada bile buna benzer haberler çıkıyor. Neden? Suçlusu? Tabii. Başakşehir ciddiye almamış Avrupa'yı. He. Böyle vasat kadrolarla çıkmış. Ha, geçen sene diyorsun. Tabii. Vasat kadrolarla çıkmış. Abdullah Avcı dönemi. Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor 4-4'lük kadrolarla muhteşem işler yaptığı için Başakşehir'in camiası zayıf diye kim suçlu? Başakşehir.